Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz ümmet ve muhabbetlerimle yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Basın Arapçası derslerimizin yeni bir oturumuna da sizinle birlikteyiz. Oturumlarımızın 19. bölümündeyiz. E, bu bölümde e, rutin olarak takip ettiğimiz ders kitabımız Uygulamalı Basın Arapçası kitabının dışında farklı bir kaynaktan, farklı bir metin okuyacağız. E, okuyacağımız metni Size ulaştırdım. elinizde var. Şu an ekranımıza da taşıdım. Eddesu Teasya 9. ders başlığını taşıyor. Aldığım kaynakta. Gumbuletun mevkutetun ismuhel gıda'u başlığını taşıyan bir efendim. Metin okuyacağız. Peki o zaman şimdi Bismillah deyip başlayalım. Gumbule bomba demek. Çoğulu kanabil. Ee, bir not tuttuğunuz defteriniz vardır umarım. Ee, yani bu dosyanın çıktısını aldıysanız üzerine not düşebilirsiniz. Ee, şayet e, çıktı almadıysanız en azından defterinize not düşmeniz iyi olur. Mevkute e, zamanlı demek arkadaşlar. Vakit kelimesinin e, ismi mevfulü. Vakit kökünden türemiş bir ismi mevful. E, zamanlı bomba. Biz buna Türkçe'de zamanlı bomba demiyoruz da ne diyoruz? Saatli bomba diyoruz. İsmu hel gıda'u e, gıda adında. Adı gıda olan yani gıda adında e, bir saatli bomba. E, parçanın, metnin başlığı bu. Esbahal gıda'u fi alemil yevmi silahan e, akva min silahil gumbuletiz zirriyeti. Edduvelun kubra testakdimuhu li tukavviyel alakatihel hariciyete. ولتكتسب التأييد لسياستها العالمية ولفرض آرائها على الاخرين أيضا مثال على ذلك السياسة التي تتبعها دولة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية في ميدان تصدير القمح حتى مع دولة كبرى مثلها كالاتحاد السوفيتي Asbahal gıda o fi alemin yevmi silahan. Günümüz dünyasında gıda bir silah oldu. Nasıl bir silah oldu? Akwa min silahil gumbuleti zirriye. Akva kavi kelimesinin ismi taftili efalu vezninde daha güçlü, en güçlü gibi anlamlarla tercüme edebileceğimiz bu kelime burada e, silahan akwa min silahi şeklinde bir karşılaştırma e, anlamı taşıdığı için en güçlü değil de daha güçlü anlamıyla tercüme etmemiz lazım burada. E, bugün e, dünyamızda bugünün dünyasında e, gıda ne oldu? O, şu silahtan daha güçlü bir silah oldu. O silah ne? Evet. El gumbule el zirriye atom bombası. Atom bombası silahından daha güçlü bir silah haline geldi. Peki şu seçili hale getirdiğim akva kelimesinin e, gramatik açıdan e, cümlede işgal ettiği pozisyon nedir diye sorsam ne dersiniz arkadaşlar? Gramatik olarak hangi e, durumda akva kelimesi? Silahın e, akva derken e, tabi orada silahın sıfatı akva e, takdiri, mahalli, lafzi e, üç İrab türünden hangi irab türüyle irab edeceğiz onu? Bekliyorum. E, takdiri, mahalli, lafzi. Lafzi irab, takdiri irab, mahalli irab. Hocam bize irab sorma diyorsunuz değil mi? E, sormayayım o zaman. Akva, e, silahın sıfatı. Peki e, silah mansup mu? Mansup. O zaman akva da mansup. Maksur bir isim pozisyonda olduğu için ne yapacağız? Takdiren mansuptur diyeceğiz. E, ya da naatun le silahan ve mansubun bi fetha mukaddara alel elif diyeceğiz. Peki silah kelimesinin İrab'taki yerini soruyorum şimdi. Silahın iraptaki yerini söyler misiniz? Silahın iraptaki yeri, cümledeki yeri. Evet. Sizi sürekli dersin içine almak istiyorum. Dersin içine çekmek istiyorum. Evet bekliyorum. Yok mu kanaatiniz, görüşünüz? Evet gramerde probleminiz var gibi geliyor bana arkadaşlar. Mefulün <laughs> bih. peki neyin mefulün bihi? Neyin mefulün bihi? Hangi fiilin mefulün bihi? Ama esbaha tam fiil değil ki nakıs fiil. Esbaha tam fiil değil nakıs fiil. Evet, Asbahan'ın haberi mi diye soruyorsunuz. Sayın Bilge, temyiz, hayır temyiz değil. Evet, Asbahan akız fiil, el gıda'u, onun ismi, lafzan merfu, silahan, e, Asbahan'ın haberi. O da lafzan mansup. Asbaha kimin benzeri? Asbaha kâne'nin benzeri değil mi? Peki kâne ve benzerleri isimlerini raf haberlerini nasb ederler. İsmini raf haberini nasb eden nakız fiillerden. Dolayısıyla silahın onun haberi. Tamam mı? Ya Gramer önemli. Yani okuduğumuzu doğru anlamak konusunda ciddi katkısı var gramerin. Peki cümlenin anlamını toparlıyorum şimdi. Günümüz dünyasında gıda atom bombasından daha güçlü bir silah haline geldi. Edduvelur kubra teslaktimuhu Büyük devletler onu kullanmaktadır. Kullanıyor. Neyi? Gıdayı. Niçin? Li kavviye alakatiyel hariciyete Dış işlerini, dış ilişkilerini güçlendirmek için onu kullanırlar. Kullanmaktalar. Ve li tektesibe teyide li siyaset-i helalemiyeti peki iktesebe, ve iktesip bu iktisap kazanmak iktesepeden türemiş olan bir isim meful var değil mi mültesep mültesep hak dediğimiz peki o zaman li tektesibe teyide li siyaset-i uluslararası siyasetlerinde e, güç kazanmak için diye anlayabiliriz burayı uluslararası siyasetten de güç kazanmak için ve li farzı ara'iha ala e, Farada ala, e, bunu vereyim ben size. E, Farada'nın ala ile kullanılması durumunda e, anlamı şu. E, farada ala, zorunlu kılmak, e, sonra koymak, efendim, e, şuradan vereyim, farada. Ala ile bakın bir, bir şeyi birisine zorunlu kılmak. Birisine bir şeyi zorunlu kılmak. Elhisar dersek ambargo koymak e, gibi anlamlara geliyor. E, yani burada kota koymak, ambargo koymak, engellemek, mecbur bırakmak gibi anlamlarla e, düşünülebilir. E, büyük devletler bugün gıdayı e, dış ilişkilerini güçlendirmek, uluslararası ilişkilerini, e, ilişkilerinde güç kazanmak ve e, başkalarına, diğerlerine karşı güçlendirmek, Yaptırım yapmak burada yaptırım yapmak oldukça iyi gider. Başkalarına karşı yaptırım yapmak için kullanırlar. Büyük devletler gıdayı dış ilişkilerini güçlendirmek, uluslararası siyasetlerinde güç kazanmak ve başkalarına yaptırım yapmak için kullanırlar. Misal nelerdir siyaset olletteği kubra? Bunun örneği bugün büyük bir devletin uygulamış olduğu siyasettir, izlediği siyasettir. اتبعه يتبعه اتباع السياسة التي تتبعها السياسة التي تتبعها uyduğu, izlediği siyaset, takip ettiği siyaset, devletin kubra büyük bir devletin uygulamış olduğu, takip etmiş olduğu siyaset e, bunun örneğidir. Kel vilayetil mutahidetil Amerikiye Amerika Birleşik Devletleri gibi, fi meydani tasdiril kamhi, ihracat, e, buğda ihracatı alanında, El kamh e, buğday demek. Kamh kelimesinin e, Türkçe karşılığı e, efendim buğday. Kamh. E, evet. Şu an sözlükten de sorguladım. Kamh kelimesinin buğday olduğunu gördük. E, peki. Peki. Buğday ihracatı alanında Amerika, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir devletin izlediği siyaset bunun örneğidir. Neyin örneği? Yani güçlü devletlerin, büyük devletlerin e, gıdayı bir silah olarak kullandıklarının örneğidir. Hatta ma devletin Kubra, e, hatta Misliha kendisi gibi büyük başka bir devlet de böyledir. Kel İtihati Sofyoti, Sovyet -e Birliği gibi kendisi gibi büyük bir devlet de e, bu sahada örnektir. Nastati o en nequle diyebiliriz değil mi? Nastati o en nequle şöyle diyebiliriz. Şöyle dememiz mümkündür. Ne diyebiliriz? İnnel biladelleti edeyha iktifaun zatiy. Evet, iktifa zati ne demek arkadaşlar? İktifa un zati yun. Görüş olan var mı? Benimle görüş paylaşacak olan var mı? İktifa un zati yun. Ne dersiniz buna? İktifa zati ne demek? Kendine yetme demek değil mi? Kendine yetme. Evet. İktifa un zati yun. İnner biladelleti leyse ledeyha iktifa un yun. Ey la tuntiju kifayetaha bi nefsiha bugün kendine yetmeyen e, leysa ledeyha iktifa zatiden kasıt Kendine yetmeyen ülkeler ey la tuntiju kifayetaha bi nefsiha yani kendisine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler minat taamil esasi temel gıda diyelim buna taamil esasi temel gıda temel gıdadan bugün kendisine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler ne gibi kem kam kelqamhi vel eruzzi vel batatas, buğday pirinç ve patates gibi temel gıda üretimi yapamayan ülkeler kad la tekunu kamiletel hurriyeti fi siyasetihel hariciyeti kad la tekunu olamayabilir kamiletel hurriye tam bağımsız olamayabilir fi siyasetihel hariciye dış siyasetinde e, bugün kendi kendine üretim yapamayan temel gıda e, bugün e, buğday pirinç ve patates gibi e, temel gıdaları kendine yetecek kadar üretemeyen ülkeler dış siyasetlerinde tam bağımsız olamayabilirler. E, böyle diyebiliriz. Biladun alemi salisi el biladun namiyetu kema yusamunaha el yawme hiya allati tuani minal naqsi fi intajil mawadil gıdayiyeti elbilaadul mutakaddimatu bi sifetin ametin fi orubba ve amerika şem şemaliyete ve astralya yekthuru fiha intajul taam فَهِيَ تُنْتِجُ كِفَايَتَهَا مِنَ الْمَوَادِ الْغِذَائِيَّةِ وَكَمِّيَّاتٍ هَائِلَةً اُخْرَى تَزِيدُ عَلَى حَاجَاتِهَا Evet, peki. E, Biladun alem üçüncü dünya ülkeleri. Ev, el Yani gelişmekte olan ülkeler. El üçüncü dünya ülkeleri. Yani gelişmekte olan ülkeler. Kema Bugün adlandır, adlandırdıkları gibi. E bugün ee, adlandırıldıkları, isimlendirildikleri gibi. Hiyelleti tuani minen naksi fi intacil mevatil gıda'iye. Şu ana min. Bunu not edin arkadaşlar. Ee, eğer çıktı alabilme fırsatınız olduysa çıktı alabildiyseniz e, dosyanızın üzerinde altını çizin. Çıktı alamadıysanız e, muhtemelen bir not defteriniz vardır. Bu not defterlerinize not düşün lütfen. Ana min. Bir şeyle mücadele etmek, bir şeyin sıkıntısını çekmek, bir şeyin mücadelesini vermek gibi anlamlara gelir. Ana yu ani min, tamam mı? E, bu modern Arapça'da karşımıza oldukça sık çıkacak olan e, kelimelerden birisi, fiillerden birisi. Efendim, ana yu ani min. E, bakın şurada seçili hale getiriyorum sizin için. E, ana katlanmak çabalamak, bir şey için çabalamak, acı çekmek, ıstırap çekmek, dert çekmek, görüp geçirmek, tasalanmak, gayret sarf etmek gibi anlamları var. Ana'nın mu muzarisi yuani. Ana yuani. Tamam mı? Ee, peki mesela el alam elleti ana minha. Şu seçtale getirdiğim yerde bakın şu an ortada sayfanın ortasında el alam elleti ana minha ne demek çektiği ıstıraplar peki ana min tabi ana'nın yazılışı e, bazı yerlerde doğru bazı yerlerde yanlış elif maksura ile yazılmalı ya ile değil e, mesela ana min tecaribe merira ana min tecaribe merira acı tecrübeler yaşadı anlamında tamam mı evet şimdi ana'nın minle kullanıldığını bir de şuradan göstereyim e, ana min bir şey için endişelenmek e, efendim e, tasa çekmek bir şey için tasa etmek anlamı da var. Burada mücadele etmek, sıkıntısını çekmek. Üçüncü dünya ülkeleri şöyle ya da bugün adlandırıldıkları gibi gelişmekte olan ülkeler nasıl ülkelerdir bunlar? Hiyelleti tuani minen naqs yetersizlikle mücadele eden yetersizlikle efendim ne diyelim evet mücadele eden. Fi intecli mevadili gıda'iyye gıda maddeleri üretimi yetersizliğiyle mücadele eden ülkelerdir. Üçüncü dünya ülkeleri e, bugün adlandırıldıkları gibi ya da bugün adlandırıldıkları gibi gelişmekte olan ülkeler gıda maddeleri üretimindeki yetersizlikle mücadele eden bunun sıkıntısını çeken ülkelerdir. El biladul mutakaddime el bilad -e en namiyenin e, zıttı burada. El biladul mutakaddime gelişmiş ülkeler bir genel olarak fi Avrupa ve Amerika Şemaliye ve İsrailya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da e, gelişmiş olan ülkeler genel olarak yeksuru fiha intacu taam genellikle buralarda gıda üretimi çoktur. Fehiye tontecu kifayetaha minel mevatil gıdaiye bu ülkeler şuradaki hiye döner? El bilad el mutakaddimeye döner. Bunlar bu gelişmiş olan ülkeler ne yaparlar? Tontecu kifayetaha minel mevatil gıdaiye gıda maddelerinden e, kendilerine yetecek e, olanı üretirler. Entece yunticu intac üretmek demek arkadaşlar. el intac üretim. Peki montaj e, üretilen şey, ürün. Mento şeklinde de kullanılır bu. E, peki mesela e, bazı e, ürünlerde e, şimdi e, Arapça olan ilgin beni şeye yöneltiyordu. E, böyle yediğim çikolataların falan üzerinde bulunan e, Arapça etiketlere bakıyordum. Arapça açıklamalara e, bakıyordum. E, efendim e, mesela şöyle bir, bir ifade ezberledim. E, la yucat e, ya da e, la yahtevi ya da la tahtavi e, muntecatuna e, eyye e, dehn-ı ya da la yucat fi muntecatina dehn-ül ürünlerimizde domuz yağı bulunmamaktadır anlamında. La yucedu fi muntecatina dehnul hınzir. Muntecat ürünler. Peki e, bu ülkeler, yukarıda adı geçen ülkeler gıda maddelerinden yeteri miktarda üre, üretim yaparlar. Ve kemmiyatin hâileten uhra tezidu ala Hacatiha. Evet, e, fiil harfice birlikteliklerine dikkat edeceğiz. Zade yezidu ala. Hemen işaretleyeceğiz burayı. Zade yezidu ala. Aşmak, geçmek e, anlamını taşıyan bir ifade. E, peki ben şunu sormak istiyorum. E, Kemmiyat ha ile var ya şurada ha ile'nin eş anlamlısı ne sizce? E, sözlük kullanabilirsiniz. Yani ders esnasında sözlük karıştırmanız mümkün. E, çünkü sözlüğe bakmak da öğrenme araçlarından birisi e, bakmanız şey değil yani e, anormal bir durum değil. Kemmiyat ha ile. E, i̇ster ikisini birlikte terkip olarak söyleyin, ister ha kendi başına söyleyin. Ne olabilir? Kemmiyat ha ile. Bekliyorum. Ha il bu bir sıfat mı var? orada göründüğü gibi. Evet. Yok mu sorgulayan? Ee, ben şu an veriyorum size ha il. E, pembeleşen, renklenen kısma bakın, muazzam, efendim, e, korkunç, olağanüstü, dev gibi, müthiş, koş, koskocaman, korkutucu, kocaman, dehşetli, fevkalade, dağ gibi, nadir, heybetli, anormal, ürkütücü, koskoca, garip, fahiş, çok büyük. Bakın bir sürü anlamı var, ha'ilin. ha ilun mesela korkunç patlama, tatavur ha'il, devasa gelişme, bir şeklin hâil e, olağanüstü bir şekilde. Peki harikun hâil eş görüyoruz şu anda. Harikun hâil korkunç yangın, devasa yangın. Haştun hâilun dev kalabalık. E, hani bir haçlı şabi diye bir topluluktan bahsediliyordu ya yakın geçmişte. Haşt grup, cemaat, topluluk. Haştun hâilun dev kalabalık. Rakamun hâilun astronomik rakam. E, tamam mı? Evet, peki. Mekseb <laughs> ha'il büyük kazanç, büyük ikramiye. Tamam mı? Yeter mi bu kadar eşlizm? Ee, bakın bir ha'il kelimesinin bile pek çok ee, ne diyeyim, yani eşlizminden e, öğreneceklerimiz, öğrendiklerimiz var. Ee, peki, kemiyat <laughs> ha'ile ne diyeceğiz? Çok miktarda, devasa miktarda. uhra tezidu ala hacatiha. İhtiyaçlarını aşan, ihtiyaçlarının üzerinde... Ee, çok miktarda, büyük miktarda efendim gıda maddeleri, kendi kendine yetecek miktarda gıda maddeleri e, üretmektedir bu adı geçen ülkeler. Meşakil ve intajlı mevâtil gıdâiyye fil âlem fi bilâdil âlem sâlis kesiratun ve ehemmuha şu seçili getirdim getirdiğim yarın tercümesini sizden isteyeyim de çok böyle e, dinlemede kalmayın. E, hareket etmiş olun. مشاكل انتاج المواد الغذائيه في بلاد العالم الثالث كثيره شو واهم dışarıda tutarak seçili hale getirdim yeri e, rica ediyorum buranın tercümesini yazar mısınız bana مشاكل انتاج المواد الغذائيه في بلاد العالم الثالث كثيره üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretimi sorunları çoktur değil mi Evet, sorunludur değil de çoktur. Sorunlar çoktur. Ee, ve ehem muha. Evet. Ee, ve bu bunların, bunların en önemlileri şunlardır. Ee, şimdi böyle 5-6 madde e, okuyacağız bu yan başlık altında. Ee, üçüncü dünya ülkelerinde gıda üretimi sorunları e, çoktur. Ve en önemlileri şunlardır. Nedir bunlar? Bakalım şimdi bunların ne olduğuna. قلة الأراضي المستخدمة في الزراعة فالعالم العربي مثلا لديه حوالي خمسين مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة لا يزرع منها سنويا إلا ثلثها والمساحة الإضافية التي يمكن أن تستصلح من أجل الزراعة قد تبلغ ثمانين مليون هكتار فقط قلة الأراضي المستخدمة في الزراعة tarımda kullanılan arazinin azlığı tamam mı burası böyle tercüme edilir. Tarımda kullanılan arazinin, toprakların azlığı. Fel alem al mesela, Arap dünyası ledehi eee havalay 50 milyon hektar münel arazi e, mesela Arap dünyasında e, 50 milyon hektar toprak vardır. E, peki el qabilu ziraa şu sözcüklerle getirdiğim ifadenin Türkçe karşılığını yazana çay benden. <gülme> Kahve bile ikram edebilirim. Haydi bakalım. El kabile li zira'a. Bunun Türkçe karşılığını soruyorum. El kabile li zira'a. <gülme> Salihun li zira'a gibi düşünebilirsiniz. Evet güzel. Tarıma elverişli, tarıma uygun. Evet, ee, tamam. Sayın Gültekin, karşılaştığımız zaman ee, çayınız, kahveniz benden. Tebrik ederim. Gayet güzel. Peki elqabilli arkadaşlar. Elqabilli ya da Kabilonli, tamam mı? E, dünya küçük yani hocam nerede karşılaşacağız demeyin. E, benim yolum İstanbul'a düşer, sizin yolunuz Konya'ya düşer. Değil mi? Daha da kavuşmaz insan insana kavuşur. Ee, peki li bir şeye elverişli olmak, li bir şeye elverişli olmak. Bunu not edin ve önemseyin, üzerinde durun bunun. Şimdi bakın şu seçenek getirdiğim yerde ne diyor? li bir şeyin olması mümkün, yapılabilir, bir şeye uygun. Şöyle olabilir, böyle olabilir kabilun li olası muhtemel mümkün. Ee, tamam mı? Peki gayr kabil li ihtirak. yanmayan, tutuşmayan demek, değil mi? Peki mesela e, kefenun gayr kabil li ihtirak desem e, yanmayan kefen diye tercüme edersiniz, değil mi? Gayr ke, kefenun gayr kabil li ihtirak. Peki başka gayr kabil li şöyle olmaz. E, şunun ötesinde şöyle denilemez. E, tamam mı? Peki lil lilihterak yanabilir tutuşabilir. Peki e, mobil mobil seyyar anlamındaki ifadeyi buradan türetebilir miyiz? Mobil seyyar taşınabilir. E, kim söyler? Sayın Ayaş söyleyebilir misiniz? Taşınabilir. Bu gabilli e, kalıp ifadesini kullanarak taşınabilir e, tercüme edebilir misiniz Arapçaya? Evet. Bekliyorum hadi. Evet, qabilun lil hamil dediniz değil mi? Qabilun lil hamil. Evet, peki qabilun ben göstereyim şimdi size. Ee, siz oradan şey yapın. görün. Seçilere getirdiğim yerdeki ifadeyi okuyabiliyorsanız latin harfleriyle yazın da ben okunabilip okunamadığını, okunurluk e, durumunu göreyim. Qabilun. Evet. Ne yazıyor orada? Evet. Ha, güzel okuyabildiğinizi e, kavramış oldum. Kabilun li portatif seyyar taşınabilir tamam mı? E, peki eee gayr lil ciraha e, tıp literatüründe e, efendim e, karşımıza çıkması muhtemel bir şey bu. E, ne diyelim? E, terkip gayr lil ciraha ne demek? Ameliyat edilemez. Ameliyatı mümkün değil. Tamam mı? Evet. Peki gayru kabil lit tecziye bölünemez. Peki kabilun li şifa tedavi edilebilir. Tedavisi mümkün. Anlaştık mı? Tamam mı? Kabil lit tagir ne demek kabil lit tagir? Değiştirilebilir. Gayr kabil lit tagir ne? Yazar mısınız? Gayr kabil lit tagir. Ne demek gayr kabil lit tagir? Gayr kabil lit tagir. Evet. Gayru kabilin li tagir değiştirilemez demek değil mi? Değiştirilemez. Peki şimdi şuraya dönüyoruz. Fel alemul arabiyyü meselen lezeyi havale milyon hektar min arazi el kabile li zira'a. Mesela Arap dünyasında tarıma elverişli, tarım için uygun toprakların alanı yaklaşık 50 milyon hektardır. La yuzra'u minha seneviyen illa sulusuha. Bu 50 milyon hektar arazinin efendim e, yıllık ancak üçte birinde tarım yapılabilmektedir. Tarım yapılmaktadır. Bu 50 milyon hektar arazinin ancak üçte biri ekilebilmektedir. Üçte birinde tarım yapılabilmektedir. Ve misahatul idafiye elleti yumkunu entustas daha min ecli zira'a Evet şurayı e, önemsiyorum. Min ecli zira'a burası kalıp bir ifade tarım için demek min ecli ziraa tamam mı tarım sebebiyle tarım için vel misahatul idafiye. ilave alan ek alan elleti yumkinu en laha. peki el misahatul leti şimdi bir e, e, ifade bir ibare daha soracağım tercüme soracağım e, el misahatul leti yumkinu en laha. bunun türkçesini istiyorum sizden el idafiyeyi çıkardım dışarıya attım ona ihtiyaç duymuyorum. El misahatu lati yumkinu en tuslaslaha. Bir fikriniz var mı burayla ilgili? Ne olabilir? El misahatu lati yumkinu an tuslaslaha. Ne demek? Fikriniz yok zannediyorum. Klavyeleriniz oynamıyor. El misaha lati yumkinu en tuslaslaha. Aslında dilimize de geçmiş olan kavramlar var. Mümkün kavramı, ıslah kavramı. Bunlar dilimize geçen misaha, Evet. Ne diyorsunuz şimdi? Aa, gayet güzel. Islah edilebilir mi diyorsunuz? Çok güzel. Evet. Islah edilebilir e, ilave alan. Değil mi? Islah edilebilir ilave alan. Min Zira ziraa. Tarım için ıslah e, edilebilir ilave alanla birlikte gad logo 80 milyon hektar fakat e, 80 milyon hektara ulaşabilir. Kaç milyon hektar alan var? 50 milyon hektar alan var. Bunun sadece yıllık üçte biri ekiliyor ve ıslah edilebilir alanlarla birlikte düşünüldüğünde 80 milyon hektara ulaşabileceği söyleniyor. Başlığı unutmayalım olmaz mı? Başlık şu. Meşakil intajil mevatil gıdaiye fi biladil alemi salis. Başlık bu. Meşakil intajil mevatil gıdaiye fi biladil alemi salis. Üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretimi sorunları. Evet peki ikinci sorun ne? Ona bakalım. Kıllatü istihdamı turuqi vel evet, alatil hadise fi el jarraratu ve rayu bir raş ve tenkitu ve mukavumatul turuqi vel alatil hadise bunu bir modern metin makalesi gibi düşünün arkadaşlar. Yani bir modern metin bir basın metni olmasa da bir Efendim modem e, metinden oluşan bir makale gibi düşünün. E, bir araştırma yazısı gibi düşünün. Qillat istikdami turuqi vel alatil hadise fi ziraa. ne azlık. Bunun çoğulu kesrat. Çokluk, çokluk. İstikdam kullanma. Peki et turuk e, yöntem. Değil mi? E, Tariğin çoğulu turuk yöntemler. Peki ne diyor burada? Ya da yollar. Eee turuk e, yöntemlerin kullanımının azlığı. Peki ve alalat hadise yöntemler ve aletlerin tarımda az kullanılması. Tarımda modern yöntem ve aletlerin az kullanılması. Tekrar ediyorum tarımda modern yöntem ve aletlerin az kullanılması. Bunlar ne? Modern aletler el cerrarat. Bilen var mı el cerraratı? Traktörler değil mi? El cerraratü traktörler. Cerraf fiilinin anlamı çekmek. E, cerrar, mübalağalı ismi fail. Sürekli çeken demek. Traktörün arkasında bir romork var ya, onu sürekli çekiyor. O yüzden e, buna cerrar deniyor. Sürekli çeken anlamında. Mübalağalı ismi fail. Şimdi zarf-ı ve zarf müstakar konusunda ben bunu e, gramer anlatırken kullanıyorum şu dosyayı. Şimdi e, harf-ı mütalak alması. D. E, diye adlandırılan bir e, konu var. E, şimdi e, şöyle diyelim. Mesela onu size nereden vereyim? E, şimdi bakın qara'tuhu fil kitabi. E, şu cümle var ya tuhu fil kitabi. E, onu kitapta okudum. Qara'tuhu fil kitabi onu kitapta okudum. Şimdi e, burada bir ne var? E, Garae fiili var. Sonra bir fi harfi cerri var. Sonra bir de el kitap ismi var. Burada kara efil fi harfi cer el kitapta isim. Kelimenin üç türü de var mı burada? Kelimenin üç türü de var. Kara tuhu fil kitabi de fiil var, edat var ve bir de efendim isim var. Şimdi bu harfi cer ya şu fi. Bunun mütallakı kim? Bunun mütallakı kara efili. E, peki buna niye harfi cer denmiş? Sebebi şu. E, mantığı şu. Şimdi kara tuhu fil kitabi. Şimdi şurada ekranınıza taşıdığım fotoğrafta e, zihninizde canlandırın şöyle lütfen. E, mesela kara e, kara ehu yazsam olur mu? Evet. Kara tuhu şurada. Kara tuhu şuraya fi yazayım. E, kontrol Z e, Şunu sağa dayamam lazım ki istediğimi yapabileyim. Tamam. Şimdi şuraya fi yazıyorum. Ee, şuraya da el kitabı yazacağım. Ee, bunları şöyle rahatça görebileceğiniz şekilde büyüteceğim. Evet. Şimdi karatuhu fil kitabi ee, Burada fi harficer dedik ya. Fiye harficer dedik şimdi çekme edatı bu. Çeken edat. Peki kimi çekiyor? çekiciyi görüyor musun? da sarı renkli çekici. Peki kimi çekiyor? Şu arkasındaki kırmızı renkli spor araba var ya bu fiil. Ya da şibi fiil. şibi fiil ne? el mucahidu fi sebilillah mesela cümlesinde şu el mucahidu fi sebilillah me'curun. Allah yolunda cad eden ecre nail olur anlamındaki cümlede el mucahid şibi fiildir ismi fail ismi mefhus, sıfatı müşebbe gibi yapılara şibi fiil denir. Harfi cer, fiil ya da şibi fiil, e, e, fiil soylu kelimeyi, yani fiil fiil ya da e, şibi fiili, şibi fiile biz fiil soylu kelime deriz. Fiili ya da fiil soylu kelimeyi e, kendisinden sonra gelen isme bağlayan, isme çeken edattır. E, buna harfi cer denmesinin sebebi budur. Bu fiili çeker ve kendisinden sonraki İsme götürürüz. Kendisine sonraki isme bağlar. Burada el kitap, e, mecrur isim, tamirciyi tems temsil ediyor. E, çekici harfi cer, sarı renkli. Fiil ya da fiil soylu kelimede şu araba. Tamam mı? Peki bu harfi cer, fiil isim ilişkisini e, harfi cerin böyle kendisinden önce gelen fiili çekip götürüp kendisinden sonra gelen isme bağlama görevinde bulunduğu için buna harfi cer dendiğini Önceden ben biliyordum diyenler, ben biliyordum desinler. Yeni duydum, yeni öğrendim diyenler de yeni duydum, yeni öğrendim desinler. Ben durumunuz hakkında bir fikir ve kanaat sahibi olayım. Peki bu ilişki hiç ilginç bulan yok mu içinize? Ben çok ilginç buluyorum. Yani bana e, bu konu böyle anlatılsaydı ben çok Allah Allah. Yani <laughs> 20 senedir Arapça okuyorum, 15 senedir Arapça okuyorum ama ben bunu hiç böyle yorumlamamıştım. hiç böyle yorumlayanlar karşılaşmamıştım derdim yani. Ee, enteresan bir şeyi var bunun. Nasıl söyleyeyim? Ee, yorum tarzı var tabi e, bu özgün onu söyleyeyim. Yani ben bunu herhangi bir yerden kopya etmedim. Kendim ürettim. Öğrenciye bu konuyu nasıl daha kolay anlatabilirim diye e, kafa yorarken. Evet peki şimdi El Cerrara traktörler varray bir rush. Bunu geçen şey yaptık hatırlar mısınız? Ee, uygulamalı basın Arapçası kitabımızda Errayyo bir raş geçmişti. Hatırladınız mı? Ee, bu sulama değil mi? Errayyo bir raş ama bu e, raş dedi ne tür bir sulama? E, sulamanın bir e, türü, bir çeşidi. Eee serpme sulama. E, yani böyle püskürtme sulama, püskürtme usulüyle sulama. Raş o. E, ne diyor burada? Sıvıyı serpmek, sıçratmak. E, diyor sözlükte. Bu şu fotoğrafta şu an gördüğünüz bakın ekranınıza taşıdım ve seçili hale getirdim. Errayu bir raş dediği bu. E, tamam mı? Sulama. El rahat traktörler. Errayu bir raş. E, tabancayla sulama mı deniliyor buna? Evet tabancayla sulama. Peki şu errayu bir tenkit var bakın şurada. Errayu bir tenkit. E, şu ve tenkit demiş ya. tenkit ne? Burada yazıyor bak. Errayu bir tenkit. E tercüme edeyim bakalım. El rayu't tenkid. Evet, damlama usulüyle ya da damlatma usulüyle e, sulama. Değil mi? Damlama sulama e, yöntemi. E, sonra başka ne var? Ve mukavemetun hasarat. Damlama sulama, et tenkid. ve mukavemetun hasarat. Haşere ile mücadele. Elleti tuharibu'z zera. ekine zarar veren haşere ile mücadele. Ee, peki bunların azlığından bahsediyor. bundan azlığından şikayet ediyor. Evet peki e, şu cümle geçti az önce. Mukavvemetul haşeratilleti bu zer'a. Harrabe yuharribu. Masları tahrip. Dilimizde de kullanıyoruz zaten bunu. Evet peki. El inficare sukkani. Bunu şöyle görür görmez zihninizde bir şey canlandı mı? El inficare sukkani. Türkçesine bunun. El inficare sukkani. Evet nüfus patlaması. şimdi neyi konuşuyoruz arkadaşlar? dönüp dönüp ikide bir hatırlatıyorum size. Üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretiminin sorunları. İki madde burada zikredildi sayfa 128'de. 129. sayfada üçüncü madde zikrediliyor. El-infijar el infijar es sukkani Nüfus patlaması. Ey tezayyudu adadi sukkani bir surah. Yani nüfusun, nüfus sayısının hızla artışı. Fe nisbetu ziyadeti fi kethiri minel biladi namiye el yevme havale selaseten fil mi'e beynema hiye fil şimdi burayı anlamaya çalışalım bu paragrafı da okur daha sonra nokta koyarız diğer sayfaya şu seçtiğe getirdiğim yere aradan sonra devam ederiz inşallah Evet. El infıcar sükkani nüfus patlaması. Ey tezayüdü adadi sükkan bir sura. Yani nüfus sayısının hızla artışı. Fe nisbetü ziyadeti artış oranı. Fi kesiri minel, bulad, minel biladin namiye. bugün e, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda e, artış oranı. Havale-i filmiye e, nedir? Yaklaşık yüzde üçtür. Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış oranı yaklaşık yüzde üçtür. E, beyne şöyle iken evet beyne bir zarf şöyle iken nasılken hiye fil buldanil mutakaddimeti e, gelişmiş ülkelerde şöyle iken nasılken la tezidu ala zade ala bir şey aşmak geçmek anlamına gelir dedik la tezidu ala tis'atin atin min vahidin fil mi'e bunu %0,69 diye anlayacağız. %0,69'u aşmazken geçmezken aç aşmadığı geçmediği halde efendim e, gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranı %0,69'u aşmazken gelişmekte olan ülkelerdeki bu oran bugün yaklaşık %3'tür. Peki qillatu adadis hum fi sinil Tercüme edelim mi? E, çalışma yaşındaki nüfusun sayısının azlığı. Neymiş burası? Çalışma أفندم يشندك نفوس سيسنن آزل فمثلا في البلدان العربية نسبة عدد الذين أقل من العشرين عاما تزيد على سبعة وخمسين بالمئة بالمقارنة مع ثمانية وثلاثين في المئة في البلدان المتقدمة ونسبة العمالة بين النساء لا تزال قليلة قل شرعي Mesela bugün Arap ülkelerinde e, nisbet adedillezine ekallu minel e, minel işrine amen. neden de burada? Mesela bugün Arap ülkelerinde e, 20 yaştan e, 20 yaşından daha genç olan, e, yaşı 20'den daha düşük olanların oranı e, %57'yi geçerken, %57'yi aş aşarken ya da aşmaktadır, geçmektedir. Bil mukaraneti e, ne demek? Bil mukaraneti mea. Ee, şununla karşılaştırıldığında, e, anlamını not edin lütfen arkadaşlar. Şununla karşılaştırıldığında, bu anlamı lütfen not eder misiniz? Şununla karşılaştırıldığında ne ile? Temaniyetin ee, ve selâsîne fil miyeti fil buldânil Gelişmiş ülkelerde yüzde otuz sekiz ile karşılaştırıldığında, e, efendim, ya da gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında onlarda bu oran yüzde 38 iken Arap ülkelerinde e, 20 yaşından yaşı daha düşük olanların oranı 57'yi aşmaktadır. Tamam mı? Yüzde 57'yi aşmakta, yüzde 57'yi e, geçmektedir. Peki e, şimdi nisbetul amale e, ve nisbetul amale beyne nisa la tezalu kalileten Amale istihdam demek. Amale şuradan ekranınıza taşıyayım görün. Amale iş verme, istihdam, çalıştırma, işçilik gibi anlamlara gelir. Mesela amale gayr-mahira vasıfsız işçilik. İstikrarul imale ya da amale efendim bunu imale, amale, umale şeklinde ayının üç hareketi de okuyabileceğimizi gösteriyor sözlük. Mesela hilafetul amale neymiş? işçi demiş. Halifetul amale kaymakam. Peki mesela hacmul imale ya da hacmul amale e, istihdam hacmi. Tamam mı? E, peki ne diyor burada? E, o zaman e, ve istihdam oranı beynen nisa kadınlar arasındaki istihdam oranı la tezalu kalileten hala az. Hala az. Peki hicratun nasi minel rifi ilel hadar burayı e, anladık mı? E, Arab Arap ülkelerinde gıda maddeli üretimi sorunlarının ee, en önemlilerinden birisi e, nedenlerinden birisi de bu. Ne bu? Hicratun nasi miner rife ilal hadar. Bu cümlenin ifade ettiği anlam şurada bakın. E, resimlenmiş. Hicratun nasi miner rife ilal hadar. Evet tercüme eder misiniz bana burayı? Hicratun nasi miner rife ilal hadar. Sorayı tercüme edin. E, şu itticahu ketirmine biladim namiye. Buradan devam edelim aradan sonra. 19. bölümün sonuna geldik. 20. bölümde inşallah buradan devam edeceğiz. Evet, sorduğum cümlenin anlamını yazdınız mı? Ne yazdınız? Köyden kente göç dediniz. Tam da o işte. Rif ve Hadar burada Rif köyü Hadar'da kenti e, temsil ediyor anlam bakımından. Hicratun nesi min ile Hadar insanların köyden kente göç etmeleri. Evet arkadaşlar aradan sonra bu sayfada şu an seçtiğim başlıktan devam edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.